Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Çekilada gördüğünüz arkadaşlar, izoların süresi bitmek üzere. Ne yazık ki bitiyor arkadaşlar. Bunları satmak zorunda kalıyoruz. Tabii bunun en önemli sebebi arkadaşlar, yükseltme eşyalarında yaşanan sıkıntı. Şöyle bir sıkıntı var. Hem yükseltme eşyalarına ulaşmak gerçekten çok zor. Hem de arkadaşlar, yükseltmeler inanılmaz fazla eşya istiyor. İnanılmaz fazla istiyor. Yani kusura bakmasınlar da, hatta baksınlar. Dandik dundik 4 yıldızlar bile. Şu dandik 4 yıldızlar bile arkadaşlar. Yani bir R3'ünden bahsedeceğim. Mesela R3. Vallahi şunu R5 atmak bile abi. 8 tane T5 ST4 istiyor abi. 8 tane T4 istiyor. Yazık günah ya. Vallahi billahi ya. Dandik bir 4 yıldızı bile arkadaşlar. R5 atmak 8 tane T4 istiyor ya. 8 tane T4 istiyor. Çok fazla. Yine keza bir 5 yıldız arkadaşlar. Yine ve T4'leri açmak öyle kolay değil yani. Hakikaten kolay değil. Şöhretlerini de harcasan, genel aralarını da katsan, onu da katsan, bunu da katsan, her hafta atabileceğim bir tane oluyor. Yani bir tane olabiliyor. Şu dandik 5 yıldızları bile arkadaşlar yükseltmek için 5 tane alfa 1 istiyor. Yani ben bir tane 5 yıldızı R3 atmak istesem sıfırdan, abi 15 tane alfa 1 bulmam lazım ya. 15 tane. Yok, 10 tane, şaka yaptım. 15 tane olmuyor. 16 tane istiyor bir soru için. Yani sırf 10 tane istiyor arkadaşlar. Dandik bir tane 5 yıldızı ben R3 atabilmem için. İstediği 6 tane T4'ü söylemiyorum bile. Bu durumda ne oluyor abi? İzolar böyle çöpe düşüyor. Yani çöpe düşecek de başka nereye düşecek ki? Çok yüksek. En azından şu 4 yıldızları düşünsünler. Yani 4 yıldızlar nedir abi? 8 tane T5 nedir ya? Vallahi billahi 8 tane T5 istiyor. Yanlış yere girmişim. Sat bunları. Birazcık satalım. Çok yüksek. Hem de mesela S2'lere de ulaşmak çok çok zor. Çok çok zor. Yani nereden ulaşacağım abi? Günlük gelen maliyeden kasıyorsun. Haftada bir tane veriyor ya. Ayda 4 tane. Nasıl ulaşacaksın ki sen o işe? Yani hakikaten çok sıkıntılı. Allah yardımcımız olsun ya. Vallahi billahi. Şunları satayım en azından. Bir hafta 10 günlüğü kadar satayım. Gitsinler. Çöpe gidene kadar altın olarak. Şimdi çok şükür şu anda altınla ilgili bir sıkıntımız yok ama ileride olabilir. En azından altın stoğuna birazcık katkıda bulunsun. Yani bazı insanlar izoda sıkıntı yaşarken bizim gibi gundilerde satmak zorunda kalıyor. Ki benim gibi seviye yükseltmeye önem veren bir oyuncu için bile bu çok hoş bir şey değil. İzoları çok fazla bulmanızın arkadaşlar en kolay yolu da bu arada karakter kopyalamak, şampiyon kopyalamak. Şampiyon kopyalamazsanız zor. Yani macera bitirerek izo toplayacağım derseniz ayvayı yersiniz, bak ben size söyleyeyim. Macera bitirerek öyle kolay kolay kaliteli izo toplanmaz. Çok fazla enerji harcarsınız. Çok fazla enerji harcarsınız ki karşılığında izo toplayabilirsiniz. Sat gitsin. Geri gel. Yanlış yere mi geldik? Biraz daha al. Ne kadar kalmış? Şöyle bir bakayım izolarıma. 3900 tane. 3900 parça daha var. Sat bunları da. Tabi de karakterleri yükseltirken genelde sınıf izoları kullanıyoruz ki daha az altın istesin. Daha az altınımız gitsin. Şunları biraz satalım. Ama bu yükseltme eşyalarına veyahut da yükseltmek için istenen birimlere bir ayar gelmesi lazım. İnanılmaz fazla istiyor. İnanılmaz fazla. Ya nedir abi 4 yıldız için 8 tane T4 nedir ya, gözünü seveyim. Bir haftada 8 tane T4 toplayamıyoruz ki. İşte buna birçok yerde müdahalede bulunulması lazım. Mesela takvimlerde de. Takvim de çok kötü. Takvim de çok kötü bu arada. Alfa 1 sıkıntısı üst seviyede. Alfa 1 ve T4 ve S2. Anlamadığım olay benim şu abi. S3 S2'den daha üst seviye bir eşya. Neden S3'ler yedeklerde çöpe düşerken S2'leri bulamıyoruz bile? Yani oyunun denge olayı da şaşmış. Terazisi patates. Hep küçük küçük ya, bunlar da var ya. Küçükler şey yapmış, zula yapmış kendilerine burada.
Bunları en azından aradan çıkartmış olalım. Görsel kirlilik yasa 45 tanesi 5956. Görsel kirliliğe sebep olmasın. Kaç kalmış? 3600-3500 kalana kadar satalım bari. İki parti daha satacağız. Hop, bunu da alalım. Gel bakalım. Vay be. Bir ara izo sıkıntısı yaşardık. Şimdi izolar artık satılıyor. Altına falan dönüştürülüyor. Tamam, yine 7 güne falan gelmiş olduk. Gerçi bunlar hep küçük var ya, çer çöpler yani. Aslında bunları birleştirebileceğimiz bir şey olmasın, ya da otomatikman birleştirmeli falan. Yani bak, güzel fikir ha. Bunlar da birleşebilir. Nasıl sağlık potlarını bir ara birleştiriyorlardı. Yine bence bunları da birleştirebilirler arkadaşlar. Peki ne yapmaları lazım? Şu takvimlere bakıyorum ya. Şu altın kristalleri kadar saçma bir şey ömrümde görmedim ya. Vallahi billahi bunlar kadar saçma bir şey görmedim. Bu nedir ya? Bir takvim böyle mi çerçöp edilir? Koy şuraya biraz alfa 1 koy, S2'ler koy. Bu ne ya? Bunu salla ya. Bunu boş ver abi. Buradan çıkan şeyleri boş ver. S2 yerleştir. Alfa 1'ler yerleştir. Yani şurada bir ay içerisinde adam her gün giriyor. Yani senin oyununa zaten destek veriyor. Hiç para yatırmasa bile adam senin oyununa zaten destek veriyor. Yapıştır buraya iki tane alfa 1. Mesela bir tane yerde bir alfa 1 çıksın. Bir yerde iki tane daha eklesin. T4 eklesin. Bir yerde iki tane T4 eklesin. Hatta bak, o tarz bir takvim videosu bile yapabilirim var ya. Bu ne lan? Bu ne? Profil fotoğrafını Allah aşkına. 29 gün üst üste girersen sana sincap fotoğrafı veriyorum ya. Ödülü kes ya. Hayır. Ben şimdi her gün giren bir oyuncuyum. Aslında imkanım olsa kıllık yapsam o gün girmeyeceğim var ya. Sırf o ödülü almamak için girmeyeceğim. Özel takvime bakalım. 1800 parça T5, T4 vermişti. Sağlıklar vermişti. Hop, kristal koçum benim. 3 ve 4 yıldız kristali abi. Gözünü seveyim senin ya. Bu ne ya? Vallahi billahi. Tamam, taş atıp kolum yorulmadı. Allah bereket versin modu ama. Bu ne ya? O kadar sıkıntılı ki. Mesela şimdi T4 aranası da var. Ben aranayı da kastım. Bu arada bütün aranaları kastım sayılırdı. Şöyle baktığında T4 aranası geldiği anda bitti bende. Şimdi ödüllere bakıyorum. Bir tane T3. İkinci T3. T4, T4 artı T3. Bir ara sanıyorum bir kere oldu. O da yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Bu aradan 3 tane T4 aldık. 3 tane arka arkaya aşama ödüllerinde 3 tane T4 vardı. Hatırlayan arkadaşlar mutlaka bilecektir. Bir kere geldi. Sadece bir kere oldu. Ya yazılım hatasıydı ya özel bir gündü. Çok o kadar aman hatırlamıyorum ama öyle bir şey vardı. Mesela sıralama ödüllerine baktığımda ilk 50'ye girdiğinde bir tane daha T4 veriyor. Şimdi bunun var. Hadi onu vazgeçtim. İlk 10'a girene de yine bir tane veriyorsun. T3'leri arttırıyorsun. T3 ne abi? Hani T4'ün sesini arttır. Mesela tamamen sallıyorum. İlk 200'e girene artı bir tane daha T4 ver. İşte buraya girene 2 tane ver. Buraya girene 3 tane ver ki adamlarınızdan kassın yani. Ya da ne bileyim 4 tane ver. Yine şu günlük gelen etkinlikler var arkadaşlar. Şu saçmalıkları da göstermek istiyorum. Mesela müsabaka macerasında full ödülü yaptım. Tamamını yaptım. Elhamdülillah. Şuraya baktığımda bak, burada S3 var, tamam mı? S3 parçaları var. Abi buraya bir daha S3 niye koyuyorsun ki? Buraya da S2 yerleştir. S2'de insanlar müthiş sıkıntı yaşıyor. Buraya da S1 yerleştir mesela. Anlatabildim mi? Buraya da hiçbir şey yerleştirmiyor mesela. Bunlar abidik gubidik zaten. Ama buraya bir S1, buraya bir S2 mutlaka lazım. Hatta sonuçta S3 artı alfa 1 ya da atıyorum sıralama ödüllerine alfa 1 ekle. Mesela atıyorum %100'e girene. Hani abitur aşama ödüllerini tamamla diye bir tane alfa 1 ekle. Bunda bir şey yok yani, ne olacak? Adamları oyuna bağlarsın, edersin. Hem istenilen arkadaşlar seviye yükseltme eşyaları çok fazla eşya istiyor. Aşırı fazla. Normal vallahi değil ya. Çok fazla isteniyor. Hem de bunlara ulaşmak gerçekten, hala T4'lere ulaşmak çok zor. Yani şuradan gidip
şöhret harcasan bile, yani bir haftada alabileceğin hepsini harcasan, bak ki 5 tane almışım yine, 5 parça 2,5 tane al, hepsini alsan 5000 6000 neredeyse bir haftalık şöhretin gidiyor. Hakikaten action yani fena. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? İsterseniz düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.